Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 Nisan 2019 tarihinde eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Aslı Yıldız Güçlü'nün annesi Fehime Kadayıfçı, kadın cinayetinin sona ermesi için suçluların hak ettikleri cezaya çarptırılması gerektiğini söyledi. Eski eşi Aslı Yıldız Güçlü ile onun yeni eşi Asef Güçlü'nün velayeti kendinde olan kızları YAD'yi okuldan almak için geldikleri sırada kurşun yağmuruna tutularak 1,5 aylık hamile olan eski eşini öldürüp Asef Güçlü'yü de yaralayan Ahmet Doğuç 3. kez hakim karşısına çıktı. Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen sanık Ahmet Doğuç ile avukatların ve aile bireylerinin katıldığı duruşmada tanıklar ile Ahmet Doğuç ve Aslı Yıldız Güçlü'nün 8 yaşındaki kızları YAD'nin ifadesine başvuruldu. Ses ve görüntü bilişim sistemiyle duruşmaya tanık olarak katılan MK, Aslı Yıldız Güçlü'nün velayeti kendisinde olan YAD'yi okuldan almaya yeni eşiyle birlikte gelmesinin Ahmet Doğuç'ta kızgınlığa sebep olduğunu, bununla ilgili Doğuç'un kendileri aracılığıyla durumun eski eşine iletilmesini istediğini beyan etti. Tanıklardan FT ise Ahmet Doğuç'un kızının eski eşiyle birlikte başka bir adamla okuldan alınmasını istemediğini, kızına annesi tarafından yeterli ilginin gösterilmediği kanısında olduğunu söyledi. Eski çiftin velayeti annesinde olan 8 yaşındaki kızları YAD'nin ifadesi ise mahkeme heyeti tarafından salonun boşaltılmasının ardından alındı. Sanık Ahmet Doğuç ise velayeti annesinde olan YAD'nin eski eşi Aslı Yıldız Güçlü'nün onun eşi Asef Güçlü tarafından okuldan alınmasının kendisinde huzursuzluğa sebep olduğunu, aracılarla haber gönderilmesine rağmen uyarıların dikkate alınmaması sonucunda durumun böyle sonuçlandığını söyledi. Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti tarafından aralarında başka herhangi bir cezai soruşturması veya kovuşturması olup olmadığı hususlarının araştırılması için duruşmayı 9 Ocak 2020 tarihine erteledi. Duruşmanın ardından kadın cinayetinin son bulması çağrısında bulunan Aslı Yıldız Güçlü'nün annesi Fehime Kadayıfçı, suçlunun en ağır bir şekilde cezalandırılmasını istiyorum ifadelerini kullandı. Benim yüreğim yandı. Başka annelerin yüreğinin yanmasını istemiyorum. Adalet yerini bulmasını istiyorum. Kadın cinayetine son olmasını istiyorum. Bunun için devletimden yardım istiyorum, destek istiyorum. Bir daha anneler ağlamasın, çocuklar annesiz kalmasın. Ne olursun bunun sesimizi duyun. Bir daha annelerin içi yanmasın. Yavrum 27 yaşında yavrusu için karnındaki 1,5 aylık bebeğinden kurban gitti. Annelerin ne olursun yüreği yanmasın. Torunum annesiz kaldı. Bir daha başka torunlar annesiz kalmasın. Desteğinizi istiyorum. Ne olursun devletim sesimizi duy. Kadayıfçı ailesinin avukatı Perihan Yüce de adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz ifadelerine yer verdi. Kadın cinayetlerinin artık ülkemizde son bulmasını istiyoruz. Anneler gözü yaşlı kalmasın. Küçük çocuklar annesiz kalsın istemiyoruz. Her kadın cinayetinin sonunda sanki kadınların bunu hak ederek öldürüldüğüne dair tanıkların suçunu, cezasını hafifletmeye yönelik haberler yapılmasını istemiyoruz. Olayların olduğu gibi, yaşandığı gibi çarpıtılmadan medyaya yansıtılmasını istiyoruz. Hiçbir insan yaptığı hiçbir eylemden dolayı öldürülmeyi hak etmiyor. Adaletin tecelli edeceğine sonsuz inanıyoruz. Sizler vasıtasıyla da kadın cinayetlerine bir de Elbistan'dan canımız yanarak bu olayı yaşadık. Kadın cinayetlerinin artık son bulmasını istiyoruz.